Hayırlı Ramazanlar. Allah adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim evvel ana, her işi asan eder Allah ana. Her nefeste Allah adın dimüdam, Allah adıyla her iş olur tamam. İsmi pakin pak olur zikreyleyen, her murada erişir Allah diyen. Efendim, Süleyman Çelebi merhum böyle söylüyor. Her işe Allah'ın adıyla başlamamız gerektiğini dile getiriyor. Niçin böyle bir giriş yaptım? Çünkü yıllardır o Münacat isimli, yani Mevlid dediğimiz o eserinde Süleyman Çelebi böyle başlıyor ve camilerimizde, evlerimizde, birçok yerde Mevlid programlarında, dini programlarda bu cümleleri duyuyoruz. Evet, Besmele'den bahsedeceğiz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam, küllü emrin zibelin lem yübde fihi bi bismillahirrahmanirrahimi fehuve akta ev ebter. Her hayırlı iş ki eğer besmele ile başlanmaz ise o hayırlı işe, o işten netice alınmaz. O iş hayırla bitmez buyuruyor. O halde besmele nedir? Niçin bu kadar önemlidir? Efendim, besmele işe Allah'ın adıyla başlamaktır. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum demektir. Ve biz bunu Arapça olarak orijinalinden şöyle biliriz. Bismillahirrahmanirrahim şeklinde. Efendim, nereden geliyor? Niçin besmele ile başlıyoruz? İslam'dan önce besmele var mıydı? Vardı. Müşrikler, puta tapanlar nasıl besmele çekiyorlardı? Bismillat vel Uzza. Lat ve Uzza'nın adıyla başlıyorum derlerdi. Çünkü Lat ve Uzza onların taptığı büyük putlardandı. Besmeleyi, bizim şu kullandığımız besmeleyi ilk önce Nuh Aleyhisselam çekmiştir. Onun dilinden bu besmele lafzının çıktığını görüyoruz. Gemiyi inşa ettikten sonra Allah'ın emriyle inananların gemiye binmelerini istemişti ve işte o esnada Nuh Aleyhisselam'ın ağzından Bismillahi mecrehe ve mursehe ifadeleri döküldü. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'a gemi yapmayı öğretti ve gemiyi suda yüzdürdü. Büyük bir hadisedir bu. İşte bu insanın gücünü aşan bir durum karşısında Allah'ın adını anmak ve gemi suyun üzerinde yüzdürmesi Cenab-ı Hakk'ın büyük bir hadise. İşte bu gemi dururken de yüzerken de Nuh Aleyhisselam'ın besmele çektiğini, Allah'ın adını anarak bu işe koyulduğunu görüyoruz. Herkese
Yine Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Süleyman Aleyhisselam'ın Sebe Melikesi Belkıs'a yazdığı bir davet mektubu var. Onu malumunuz İslam'a davet ediyor ve mektubun başında da innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bu mektup Süleyman'dandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Yine ilk nazil olan ayeti kerimeye bakıyoruz. Sevgili Peygamberimize ilk inen, vahyedilen ayet. İkra bismi rabbik. Rabbinin adıyla oku. Yine Allah'ın adıyla başlama var işe. Efendim biz Müslümanlar, biz müminler bugün kullandığımız bu besmeleyi nereden aldık derseniz Neml suresinin 30. ayeti indikten sonra kullanılmaya başlamıştır. Az önce dile getirdiğimiz ayet bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. Peki niçin besmele çekeriz? Besmelenin hedefi nedir? Besmelenin gayesi nedir? Bunun üzerinde duralım. Her şeyden önce efendim besmele çekmek Yaradan'ı hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamaktır. Yani bizi bir Yaradan'ın olduğunu, bize hayat veren birinin olduğunu ve bize nefes alıp verme imkanını veren bir gücün, bir kuvvetin olduğunu hatırlamak ve ondan sonra işe başlamak. Bir diğer husus, besmele Allah'ın ilah olduğunu, Rab olduğunu, bizi yaradan sahibimiz olduğunu ve kendimizin de onun kulu, aciz bir kulu olduğumuzu hatırlamaktır. Yani ya Rabbi sen güçlüsün, kuvvetlisin, sana ihtiyacım var. Eğer senin yardımın olmaz ise ben bu yükün altından kalkamam. Zira benim gücüm de kuvvetim de sınırlıdır demektir. Yine besmele çekmek demek Allah adına iş yapıyorum demektir. Yani ben yaptığım bu işi kendi adıma değil Allah adına, Allah rızası için Allah namına yapıyorum demektir. Çünkü Rabbimiz bizi yeryüzüne halife olarak göndermiş. Yaptığımız her şeyi biz Allah adına, onun namına yapmak durumundayız. Ve yaptığımız her şeyi onun rızasını kazanmak umuduyla ve onun izniyle yapıyoruz anlamına gelir. Besmele çekmek, ben merhameti prensip edineceğim demektir. Çünkü besmelenin içerisinde Rabbimizin iki tane ismi geçiyor. Rahman ve Rahim isimleri. Bu isimler merhamet demektir. Acımak demektir. Biz de işe başlarken ya Rabbi ben işlerimi yerine getirirken, işlerimi yaparken merhametten ayrılmayacağım. Senin bana acıdığın gibi, senin bana merhamet ettiğin, ihsan ettiğin, ikram ettiğin gibi ben de bu işimi icra ederken asla merhametten ayrılmayacağım, vicdansızlık yapmayacağım anlamına gelmektedir. Hakeza besmele çekmek Allah'tan yardım istemektir. Ya Rabbi ben muhtacım, çok şeylere ihtiyacım var. Ama sen zenginsin, senin hazinelerin geniş.
ben senin adını anarak bana yardım etmeni, her konuda benim destekçim olmanı, yardımcım olmanı, bana yardım etmeni istiyorum demektir. Ayrıca besmele berekettir ve neticeye ulaşmaktır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz önce okuduğum hadislerinde besmelesiz başlayan işlerin hayırsız olduğunu, bereketsiz olduğunu, neticeye ulaşmanın mümkün olmayacağını haber veriyor. Ve besmele Allah'ın rahmetini ummaktır. Yani ya Rabbi bu dünyada sana ihtiyacım var. Rahman ve Rahim isimlerinle beni kuşatmanı istiyorum anlamına gelmektedir. Efendim besmelenin anlamı saymakla bitmez. Çok. Ama vaktimiz sınırlı. Ben bu kadarla iktifa etmek istiyorum. Hayatımızın her alanında besmele olsun, değil mi? Evimize girerken, çıkarken, arabamıza binerken, işimize başlarken, haram olmayan, mekruh olmayan, helal olan her işimize besmele ile başlamak ufkumuzu ve yolumuzu açacaktır, aydınlatacaktır inşallah der ve günümüzün besmele ile başlayıp besmele ile bitmesini niyaz ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.